Biz sizden gelecek soru cevaplara geçebiliriz. Buyurun. Buyurun Atışa. Memleketimizde Mersin'de rektör olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sonum olacak memlekette. Genel seçimden muhalefetin maalesef aleyhine sonuçlandı ve büyük bir bağımlılığı. Bu herkese çay verdiler, bize niye vermiyorlar, konuşuyoruz diye mi? Zeynep Hanım, buraya da servis edin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de takılıyorum. Burada arkadaşlar yeni dün yemek de gelecek. Bunu genel seçimlerden sonra muhalif kanalında çok ciddi bir sessizlik ve tutukluk oldu. Bağlı da yok var bir ölçüde. Deva Parti ilk defa genel seçimlere gidecek. Aday belirleme süreci ne şekilde işleyecek? Bunu merak ediyoruz. Bir de artık tecrübeli bir siyasetçisiniz. Yani Türkiye siyasetçisi artık çok yakından takip eden bir bilen temsilcisiniz. Çok büyük bir tutukluk olmasa Adnan Belediyesi'ni yine HDP alacak. Bir kaç politikası bekliyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani yine karım atanın mı? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi muhalefet iki sebeple sessiz idi. Birincisi öyle ya da böyle. İki kere de bu kelimeyi söylüyorum. Çünkü insanların gerçek gündemi eğitim, sağlık, ulaşım ihtiyaçları bir kenara konuldu. Din, diyanet, devlet, terör ve aile üzerinden manipülatif bir kampanya yürütüldü. Ve sonuçta %52'ye ulaşıldı. Taze irade almış bir iktidara karşı muhalefetin hemen bugün konuşması o kadar doğru değildi. Bir de kabine bir öncekine göre de daha olumlu karşılandı. Mehmet Şimşek hemşerimizin, Cevdet Yılmaz'ın, Ali Yerlikaya'nın, Hakan Fidan'ın olması olumlu karşılandı. Biz de bunu olumlu takdir ediyoruz. Bugün itibariyle 110 gün doldu ve biz de 3 gün önce iktidarın 100 gününü değerlendirdik. Genel Başkanımız kapsamlı bir basın toplantısı yaptı. Muhalefet biraz da kendi içinde de sorun yaşıyor. Yani kaybetmenin getirdiği sorunlar. Kazansak romanı, destanı, türküleri yapılacak süreç şimdi aday niye böyle oldu? Bu parti niye şöyle yaptı? Bu parti niye böyle davrandı diye bir tartışma sürecinden geçiyor. Bunun da anlaşılabilir yönleri var. Ama zannediyorum 1 Ekim'le birlikte biraz daha sahada görünürlüğümüz artacak. İl başkanlarımız, teşkilatlarımız daha önceki dönemlerde olduğu gibi tekrar saha çalışmaları ve yerel gündeme müdahil olacaklar. Bizim açımızdan iki seçim üst üste logoyu koymamak doğru olmazdı. Dolayısıyla yerel seçimlerde 1392 belediye adayı, başkan adayını mümkün mertebe çok sayıda aday göstermek istiyoruz. Bununla ilgili il başkanlıklarımızdan raporlar istendi. Yanılmıyorsam geçen hafta raporlar teşkilat başkanlığına sunuldu. Yani hangi il ve ilçede nasıl bir şey önerilir diye. Ha, şuna kapımız kapalı değil. Bir il ya da ilçede, bir belde ya da büyük şehirde yerel unsurlar bir araya gelerek bir isim ve o isimle ilişkili bir parti üzerinde uzlaşırlarsa bizim de bu uzlaşılara kapımız kapalı değil. Ama daha çok kendi adaylarımızı gösterme eğilimindeyiz. Bu noktadayız. Batman'da evet son seçimlerde de bir kere daha teyit edildiği üzere HDP'nin belediye başkanlığını kazanması kuvvetle mukadder gözüküyor diyelim, muhtemel demeyelim. Yani bir hukukçu olarak yine kayyum atanır gibi bir ifadeyle kayyum siyasetini de normalleştirmek istemiyorum. Şu ana kadar İçişleri Bakanlığı daha önce uygulanmamış bazı davaları uygulayarak işte bizim eski kaymakam gibi bazı yargı kararları vardı. Süleyman Bey uygulamıyordu ama Ali Yerlikaya uyguladı. Hanefi Avcı Sabri Uzun'a şeylerinin itibarlarının iadesiyle bazı mafya operasyonlarıyla bir takım farklılaşacağına dair emareler var.
Tabii kayyum siyasetine İçişleri Bakanı değil, Sayın Erdoğan karar verecektir. Milletin iradesine el koymak anlamına gelen bunun kayyum siyasetini her zaman eleştirdik. Ve yakın parti programına yazdık. Ve bunu ortak altılı masanın da politikalar metnine geçirdik. Bu konuda çok güçlü bir duruşumuz oldu. İnşallah iktidar bu yanlıştan vazgeçer. Cevap edilirse soru sorayım. Tabii lütfen. Özellikle sizin değindiğiniz bir mesele Batman'ın en önemli sorunlarından doğalgaz vardı. Hava yolları var. Bir de bu dönem arz ettiğiniz gibi bunu dile de getirdik. Belki de mesela sizlerin olması, senin de Şimşek Bey'in olması, Ferhat Bey, Serkan Bey'in bu dönem yani bize göre Batman'ın bir dönem noktası olması gerekiyor. Batman bunun çok büyük olması gerektiğini düşünüyoruz bunu. Aynı zamanda dediğimiz gibi yerel seçim, Lataş'ı 1 Ekim'de de sahadayız. Aday iletliydi, aday iletliydi. Yok, yok. Yani o takvim başlamadı. Bunu sormasın diye çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten 7 arkadaşımızın milletvekili olup Mehmet Bey'in de Maliye Bakanı olması Batman için büyük bir kazanım. Bunu siyasi çekişmelerin dışında bir fırsata dönüştürebilmeliyiz. Bununla Batman lobiciliğini birlikte değerlendirmek gerekir. Belki 60-70 yaşında bir şehir olduğumuz için lobiciliğimiz istenen güçte değil. Mardin'e, Diyarbakır'a, hatta Siirt'e baktığımızda çok daha kuvvetli yapılar görüyoruz. Ankara Batmanlar Derneği bir türlü dikiş tutmadı. İstanbul'da Batmanlar Derneği 4-5 ayrı başarısız deneyim var. Şu anda hepimizin bildiği, tanıdığı, ilk aklımıza gelen bir dernek yok. Ama geçen gün merak ettim, baktım bir sürü irili ufaklı ilçe derneği, il derneği, köy derneği var Batman'la ilgili. Bizim bu lobicilik yönümüzü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunda da toplumun gündemine, işte ben burada konuşuyorum. Siz yazarsanız beni 100 bin kişi okuyacak toplamda, 200 bin kişi okuyacak. Yazmasanız 50 kişi konuşuyoruz. O yüzden yerel medyanın gücü önemli. Batman yerel medyası da her zaman gurur duyduğumuz bir medya oldu. Başarılarıyla, farklılaşmasıyla. Bana 7 arkadaş bir araya gelir misiniz diye sordular. Mersin'de de öyle bir sorun var. Orada da hiç 13 milletvekili bir masaya oturmamış. Mersin'de ticaret odasına dedim ki, ya siz baroyu, Mersin'in öne çıkan meslek örgütlerini yanınıza alın. Bunlara bir çağrı yapın. Deyin ki biz 13 milletvekilini şu gün şu saatte şurada toplantıya davet ediyoruz. Bu çağrıyı da 15 gün önce yapın. Kimse demesin benim son dakika programım var. Ya AK Parti'nin onayını alamadıkları için daha o çağrı gerçekleşmedi. Ama yapacaklar, kaçarı yok. Şimdi bana bunu söyleyen herkese dedim ki İktidar Partisi'nin doğal bir gücü var. Batman sivil toplumu ve medyası aracılığıyla bu arkadaşları bir buluşturma daveti olursa ben açık ve önden katılım sözü veriyorum. Bunun ilki Ankara'da da yapılabilir. Mehmet Bey Ankara'da daha kolay olur. Zekeriya Bey İstanbul Milletvekili, ben Mersin Milletvekiliyim. Sonra 3 ayda bir Batman'da da yapılabilir. Ben de bunların hepsine katılım sözü veriyorum. Bir miktar siyasi gerilimlerin bunu etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama böyle bir daveti yerel medya ve yerel bizim kuvvetli sivil toplumumuz yaptığında kim hangi sebeple olursa olsun gelmezse eleştiri alır. O zaman da vatandaşa kendini anlatmak zorunda kalır. Yani Batman Ticaret Odası, Batman Barosu, Batman Tabip Odası neyse 3-5 kuruluş yerel basınla bir araya gelerek bu çağrıyı yaptı. Biz 7 milletvekilimizi ve bir bakanımızı bir arada görmek istiyoruz dedi. Gelmeyen arkadaş eleştirilir. Birincisinde gelmez ama 3 ayda bir yapılırsa ikincisinde, üçüncüsünde gelebilir. Ve bu konu